Berk Bey, ben şimdi Kemal'i de onu hatırlatarak sordum. Yani şimdi Kemal Bey'in orada verdiği mesajlar, vaatler daha doğrusu, oradaki bu CHP'ye yönelik olumsuz algıyı kırmada etkin bir rol oynamaz mı? Yani zaten çiftçinin ne halde olduğunu biliyoruz, üreticinin. Sonuçta aldığı kredinin faizi silinecek. Yani bu büyük bir şey değil midir? Kemal Bey'in üstelik orada hani kullandığı dile çok dikkat etmesi, demin Kemal'in verdiği o vatandaşla diyalogda kullandığı söylemler, o algıyı kırmakta etkin olmayacak mı? En azından Kemal Bey'in belki Cumhurbaşkanı adaylığını da ayrıca konuşmak lazım ama bunlarda bir etkisi olmaz mı? Yani tabii ki bir noktaya kadar etkisi olur. Şimdi ben bu programa çıkmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum'da geçen seçimde aldığı oy oranına baktım. Sanırım yaklaşık 4. İşte 4.28. Dolayısıyla yani bu söylemler üstünden, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki seçimin aksine bu sefer iktidara gelme şansının çok daha yüksek olduğu algısı bu Anadolu'nun işte taşra kentlerinde biraz daha yayılırsa, o zaman o 4 puan belki 10 puan olur, 11 puan olur, 12 puan olur. Ama yani bunun ve tabii hani o noktada bu vaatlerin de olumlu bir etkisi mutlaka olacaktır. Sizin bir önceki sorunuzda aslında söylediğiniz gibi Kemal Bey bu sefer konuşmasının ilk kısmı bence işte Erzurum'la ilgili, evet, güzel sözler içeriyordu. Ama asıl ikinci kısmı, yani son 20 dakikalık yaklaşık kısmı gerçekten Erzurum şehrinin yerel ekonomisine dönük. Evet. Özellikle ekonomik kriz sonrası Erzurumların yaşadığı iktisadi sorunları çözmeye dönük daha somutlaşmış bazı önerilerle çıktı. Ama tabii bir taraftan da yani Kemal Bey'in hem kullandığı söylem hem de gittiği yerlerde vatandaşlarla konuşurkenki ifadelerine baktığım zaman işte hep bir sorun tespit ediliyor ve o sorunun üstüne bir bakanlık kuruluyor. İşte esnafla konuşurken esnaf bakanlığı kuruluyor, muhtarla konuşurken muhtar bakanlığı, mutlaka bir popülist söylemle işte onun vergisi düşürülecek, bunun borcu kapatılacak. Yani bunları CHP yapabilir. Hani şu an öylesine yolsuzluklara bulaşmış bir iktidar var ki bu iktidarı değiştirip o yolsuzlukları engellerseniz zaten herkesin vergi borcunu, kredi borcunu ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu yapılamaz anlamında da söylemiyorum. Ama ne yazık ki onun üstüne çıkan daha kapsamlı ve Türkiye'deki iktisadi krizi çözmeye dönük o çözüm önerileri ne yazık ki daha gelmiyor. Hani dolayısıyla esnafla konuşurken yani işte Kemal Bey bir takım elbise, kravat, esnaf dert yanıyor heyecanlı bir şekilde. Kemal Bey'den de sakin bir işte arada bir söze katılan bir, yani mesela taşraya gittiğinde Meral Hanım'ın enerjisini veya büyük şehirlerde Ekrem Bey'in enerjisini göremiyoruz. Hani dolayısıyla inandırıcı olmaz diyemem. Ama tabloyu müthiş değiştireceğini düşünmüyorum. İşte zaten değiştirse bile, yani 4 puan 4 katına çıksa bile mesela CHP önümüzdeki seçimde orada 16 puan oy alırsa belki İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçecek. Yani bu muhalefetin şu anki dengesini çok değiştirecek bir hamle olmaz. Halbuki CHP biraz bu bölgeleri İYİ Parti'ye veya diğer muhafazakar partilere bıraksa, çok daha solda bir söylemle fakirlik sorununu ön plana getirerek, özellikle de büyük şehirlerdeki fakirlerin, fakir seçmenlerin yaşadığı sorunları, yani bunun içinde okul masraflarının artması, barınma masraflarının artması, enerji, ısınma giderlerinin artması, tabii ki gıda ücretlerinin artması, bütün bunları ön plana koyan bir programla çıksa bence daha etkili olur. Dolayısıyla hani sorunuza biraz yetmez ama evet cevabı vereceğim. Tabii ki olumlu ama daha iyisi yapılabilir. Anladım. Peki Kemal, burada Roboski'yi konuşalım. Yani Kemal Bey helalleşeceğiz dediği olaylar arasında Roboski'yi de saymıştım. Ki Roboski hakikaten çok büyük bir yaradır ve ne yazık ki cezasızlıkla sonuçlanmış bir yaradan söz ediyoruz. Yarın eşiyle birlikte gidecek Roboski'ye. Ne dersin? Evet, hakikaten Roboski Türkiye'de devletin ve de toplumun aslında, sadece devletin değil toplumu da katıyorum buna. Çünkü Roboski'deki o vahim katliama dair toplumsal duyarlılık da ne yazık ki yaratılamadı. Yani toplumun bir meselesi haline getirilemedi. Ama Kürt seçmenin, HDP'lilerin çok önemli bir meselesi. Çünkü Roboski cezasız kaldı. Yani Roboski'de katliamdan daha vahimi, Roboski'de katledilenler için askeri mahkemelerin verdiği karar
kaçınılmaz hataydı. Halbuki bütün o dosya bize gösteriyordu ki Rogozin de istihbarat birimlerinin ve bombardıman yapıldığı gün bütün askeri birimlerin genelkurmayı bu gelenler kaçakçı yönündeki uyarılarına rağmen genelkurmay karargahında üstelik Milli Güvenlik Kurulu toplantısından hemen sonra alınan bir kararla Rogozin'de çoğunluğu çocuk 34 yurttaş katledildi. Şimdi CHP tabii Rogozin konusunda çekinik bir tutum aldı. Evet. Mesela Rogozin'de katledilenler HDP'nin meselesiymiş gibi ele alındı. Orada en çok feryat eden, en çok bağıran, en çok bunun üzerine gidilmesini, sorumluların cezalandırılmasını talep eden taraf HDP oldu. Başka hiçbir parti bu katliama ilişkin yani en naif şekilde düşünsek bile ortada bir görevi ihmal olabilir diyen mesela sağ partilerden kimse hemen hemen olmadı. Dolayısıyla Rogozin Kemal araya gireceğim. Yani Rogozin bile diyemediler. Uludere demeyi tercih ettiler büyük bir kesim. Evet evet, yani özellikle Rogozin söz konusu olduğunda, Rogozin meselesi açıldığında ilk sözleri Rogozin değil Uludere diyen ve kendisini CHP'de ya da CHP'ye yakın addeden bir takım hukukçular, siyasetçiler vesaire vardı. Rogozin açıdan gerçekten yakın tarihimizin ve bütün olarak Türkiye tarihinin en acı olaylarından biri, devleti, toplumu ve entelektüeliyle birlikte kötü bir sınav verildi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretini çok daha anlamlı hale getiriliyor. Aynı zamanda hani helalleşme kavramını kullanıyor. Tabii helalleşmeden kastı hala çok bulanık. Aslında o helalleşme ile iktidara geldiklerinde toplumsal barışı sağlayacak adımlar atmayı anlamıştık biz. Bu bir erken, hani neyi helalleşecek burada? Bence yapılması gereken şey burada yüzleşme. O yüzleşmeyi yaşarsa Kılıçdaroğlu ve de CHP, işte o zaman belki gerçekten hani Türkiye Partisi tartışmaları var ya, gerçek bir Türkiye Partisi olma yolunda adım atabilir. Çünkü hakikaten CHP'de öyle bir yapı var ki Kılıçdaroğlu geldikten sonra bu değişmeye başladı, biraz Kürt sorunu konusundaki tutum değişmeye başladı. Ama hala işte Doğu ve Güneydoğu'da CHP'nin oyları 4 kat artmasına rağmen %10-12 herhalde yanılmıyorsam bandına geliyor. Yani 4 kat artması halinde dahi. Dolayısıyla orada toplumda bir karşılığının olması için ve de bu tabii seçime yönelik bir adım. Ama hani seçime yönelik bir adım orada diye... Orada mı önemli kalır diye düşünüyorsun yani? Önemsiz değil, yok tam onu söyleyecektim. Yani önemsiz değil. Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda Kürt sorunu ile ilgili gelecek adına, hani bu iktidar gitmesi halinde umut vaat eden açıklamaları olmuştu. Bu onunla birleşirse ama tabii hala CHP'nin bu konuda netleşeceği, netleşmesi gereken birçok adım var. Hani Berk Bey'in biraz önce söylediklerini bir bütün halinde değerlendirirsek, CHP sol bir parti olmaya doğru adımlar atarsa ancak hem seçimden daha başarılı çıkar sanıldığının aksine. Yani işte efendim muhafazakarları ürkütmeyelim, efendim sağ seçmeni ürkütmeyelim yerine, tabi solculuktan ne anladığımız da şimdi tartışmayalım ama hani nasıl bir solculuk, bir sosyal demokrat parti kimliğine evrilse eğer CHP, bugünkü oy oranı, bu kıramadığı hani meşhur bu orta gelir tuzağı gibi orta oy tuzağından %30'u en kötü gününde dahi %30'u aşamıyor. Dolayısıyla bu bir önemli adım görünüyor. Ama bu, tabii ki bunu takip edecek adımların olması gerekiyor. Kürt sorunu konusunda ve yoksulluk konusunda CHP'nin seçime giderken, belki seçimlerden sonra nasıl yönetileceği sorusunun yanıtlarını da topluma güven verici bir şekilde vermesi gerekiyor. Berk Bey, demin siz biraz değindiniz ama Kemal'in söyleyeceklerine ekleyeceğiniz bir şey var mı? Özellikle Rogozin ziyareti diyelim, yarınki ziyaretin üzerine söyleyeceğiniz bir şey var mı Kemal Bey'in? Tabii yani aslında Kemal Bey'in şu ana kadar söylediği, yani yaptığı yorumlara aynen katılıyorum. Aslında Erzurum gezisinden ziyade Rogozin gezisi bence çok daha önemli.
ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın oraya gitmesi, dediğiniz gibi Roboski ismini kullanması ve eşiyle birlikte gitmesi, yani dolayısıyla evet, sadece bir siyasi bir ziyaret olarak görmediğini, ondan daha anlamlı olduğunu düşündüğü mesajını veriyor en azından. Yani ben bunu çok somut ve önemli bir adım olarak görüyorum. Yani aslında tabii Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduktan sonra Kürt sorununda biraz önce yani Kemal Bey de söylemişti. Deniz Baykal CHP'sine göre bence bazı adımlar atıldı. Yani dolayısıyla orada hakkını yemek istemiyorum Kılıçdaroğlu'nun. Ama tabii yani ne yazık ki o atımlar hep utangaç bir seviyede kaldı. Yani çözüm süreci esnasında da aslında Kemal Bey susarak sürece destek verdi. Yani o konuyu politize etmeyerek, AKP'yi çok doğrudan eleştirmeyerek, işte meclise getirin biz de katılalım diyerek, yani eleştirileri aslında o seviyede kaldı. Hani bu müzakereler yapılmasın demedi. Anlamlıydı. Ama yani bir sosyal demokrat bir parti olarak bunun ötesine geçebilirdi. Ve tabii Roboski saldırısının 2011 yılında olduğunu da düşünürsek, yani insan bazen de yani şunu demeden, yani en azından kendi adıma şunu demeden geçemeyeceğim. Keşke Kemal Bey 2014 Cumhurbaşkanı seçiminde aday olsaymış da Roboski'ye biraz daha önce gitseymiş. Yani keşke bu adımlar Kemal Bey'in hani nasıl olsa seçimi kazanamayacağım galiba deyip 2014'te 2018'de katılmadığı o seçimlerde atmadığı adımlardı bunlar. Bu sefer sanırım biraz daha şans görüyor kendisine. Bu adımları atıyor. Yani burada benim Gezi'nin sonrasında takip edeceğim nokta, ki bence Kılıçdaroğlu'nun eksik tarafı da bu. Yani şu ana kadar aslında Kemal Bey birçok önemli sorunda doğru denebilecek açıklamalar yaptı. Ama o açıklamalar hep herhangi bir toplantıda o olay karşısına verilen tepki olarak kaldı. Yani sonrasında bir iletişim stratejisi olarak o vurgu yapılmadı. Yani mesela Roboski'ye gidip oradaki insanlarla helalleşecek. Fakat ertesi günkü konuşmasında bu geçmeyecek. Ya da bir hafta sonra ya da bir ay sonra. İşte birkaç ay önce Diyarbakır'a gitti. Orada verdiği mesajlar sonraki konuşmalarına dahil edilmedi. Yani dolayısıyla Kemal Bey'in sadece bu toplumun yaralarını sarma şeyi olarak kendini o rolü biçmeyi eğer ciddiye alıyorsa, söylemini çok daha temelden değiştirmesi ve bu helalleşme buluşmalarının biraz içeriğini daha net bir hale getirmesi gerekiyor. Ve tabii biraz önce Kemal Bey söylemişti, yani gerçekten bölgede CHP'nin oyu 3 katına 4 katına çıktığında bile işte ancak 10 puan 12 puan seviyesine geliyor ki aslında o artışın temel nedeni şu an AKP'nin seçim kaybedebileceğini düşünen ve AKP'den aradığını son dönemde bulamayan aşiret liderlerinin CHP'ye girmesi nedeniyle oluyor. Yani orada Kemal Bey helalleşmese de, Roboski'ye gitmese de aslında oy akışı CHP ilk defa bir iktidar alternatifi olduğu için gelecek. Ben yine bir önceki soruya verdiğim cevaba paralel şunu söyleyeceğim. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedeflemesi gereken Kürt seçmenler Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de yaşayanlar değil. Yani tabii ki bir siyasi parti oradan da oy almak isteyecektir ama İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenler hem sayıca daha fazlalar, hem toplumsal barışın sağlanması açısından bu büyük şehirlerin çeperinde yaşayan ve şehir rantından beslenmeyip şehir bu şehirdeki bu bozuk düzenin emek sömürüsünden en çok darbeyi yiyenler aslında Kürt seçmenler. Bu hamleler ve belediyeler CHP'de olduğu için aslında daha koordineli bir kampanya yürütülse CHP'nin Kürt seçmenlerden aldığı oy çok hızlı bir şekilde artar. Ama onu Kemal Bey yapmıyor. Onu bazı yerlerde belediye başkanları yapıyor CHP'lilerin. Ama yani Kemal Bey diyor ki ben öyle bir miras bırakacağım ki barışmış bir Türkiye benim mirasım olacak. Ben sanki biraz oradan da okuyorum, bilmiyorum. Belki farklı okumalar yapıyoruzdur. Yani şöyle, hani Kemal Bey Cumhurbaşkanlığına mı aday, ombudsmanlığa mı aday? Hani bir taraftan da tabii sanki ki Cumhurbaşkanlığına aday. Yani toplumu barıştırması çok önemli ama hani toplumsal gruplar şu an birbiriyle kavgalı değil. Hani barışmanın ötesinde bizim çok temel sorunlarımız var. O sorunları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çözeceği mesajını vermesi ve kadroları gündeme getirmesi gerekiyor. Biraz önce sizin ilk sorunuz da vardı. Yani aslında 2018 yılına baktığımız zaman CHP'nin kadrosu değişmedi. Söylemi de aslında 3 aşağı 5 yukarı değişmedi. Yani Kemal Bey bunları 10 senedir söylüyor. İlk defa aday olduğu için daha ciddiye alarak takip ediyor belki kamuoyunda belli bölgelerde ama bir şey değiştirmediğiniz zaman çok da bir sonuç alamıyorsunuz.
Tam burada şey, Kemal Bey aday olursa ne olur bu söylemlerle devam ederse? Yani tabii orada hani tam da aklımda olan şeyi sordunuz. Şimdi Kemal Bey Roboski'ye gidiyor. Bir taraftan da Altılı Masa'nın bir üyesi İyi Parti. Hani Cumhurbaşkanlığı aday kampanyasının bir parçası olarak Roboski'ye gidiyor Sayın Kılıçdaroğlu ama Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmasın. Yani şimdi milliyetçi seçmenler zaten kendisine çok şu an güçlü bir şekilde destek vermiyor. Onların desteklediği başka adaylar var. Bir de zaten zayıf olan destek oranını orada daha düşürürse bu sefer Altılı Masa'dan aday olarak çıkması zor olacaktır. Ama tabii yani Kemal Bey'in adaylığı kapsamında benim hala yani kendisinin adaylığına dönük bazı soru işaretlerim var. Sadece seçimi kazanma anlamında değil, ülkeyi yönetme anlamında. Biraz önce söylediğim program ve kadro açısından ben CHP'nin bir ana muhalefet partisine yarışır. Yani bir iktidar adayı olmaya yarışır bir parti olarak kendini yenilemekte biraz geride kaldığını düşünüyorum. Yeterli adımlar atmadığını düşünüyorum. Ve tabii yani bu kamuoyunda pek konuşulmuyor ama Süleyman Demirel 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı bıraktığında 76 yaşındaydı. Kemal Bey eğer Cumhurbaşkanı olursa 75 yaşında olacak. Şimdi bu yaşta bir liderin hem mental hem fiziksel kapasite olarak bu kadar zorlu bir süreci yönetmesi ve altılı masa devam edecek mi etmeyecek mi, kabine nasıl kurulacak, yani o konularda benim hala kafamda, yani tabii ki aday olursa desteklenmesi gerekir ama bazı şüphelerim var ve tabii bu açılımların devam edeceği konusunda da bazı şüphelerim var. Çünkü İyi Parti de bence önümüzdeki seçimde hatırı sayılır bir oy alacak. Ve Kemal Bey'in ben seçmenleri dönüştürme kapasitesi anlamında çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Yani hep bir şekilde dolaylı yoldan onlara sesleniyor. Yani kendisi seslenemiyor. Şimdi altılı masa üstünden ulaşmaya çalışıyor bazı seçmenlere. Belki doğrudan popüler bir ve seçmenlerin farklı kesimlerine seslenebilecek bir aday ortaya çıkarsa o zaman belki bir dönüşüm süreci de başlayabilir. Evet. Peki Kemal, bu konuda eğer soracağın bir şey yoksa